Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yağları işlemiştik lipitleri. Şimdi proteinlere geçiş yapıyoruz. Şimdi proteinler hakkında genel bir bilgi bu, burada vereceğim ama protein sentezinde tabii ki daha detaylı işleyeceğiz. Protein sentezinde arkadaşlar proteinlerin e, nasıl oluştuğunu işte hangi enzimler kullanıldığını falan daha detaylı işleyeceğiz. Burada sadece genel bir bilgi aldığınızı düşünün. O şekilde devam edelim. Şimdi Proteinler arkadaşlar bizim vücudumuzda yapıya en çok katılan moleküldür. Ben karbonhidrat, yağ ve proteinleri bir karşılaştırayım bazı özelliklerine göre bir kere. Ee, yapıya en çok katılanlar arkadaşlar, yapıya en çok katılanlar proteinlerdir. Sonra yağlardır. En az katılanlar ise karbonhidratlardır. Daha sonra geldiğimiz zaman e, en çok enerji veren, bakın en çok enerji veren. Kimdir en çok enerji veren? Yağlar. Sonra proteinler, en son karbonhidratlar. Karbonhidratlar az enerji verir. Peki neden ilk sırada kullanılıyor? Çünkü e, karbonhidratlar arkadaşlar parçalanması için çok fazla oksijene ihtiyaç yoktur Yani parçalanması kolaydır. O yüzden en son kar e, en ilk karbonhidratlar parçalanmadı kullanır. Hatta onun da sıralamasını yapalım. İlk sırada kullanılan kimmiş? İlk sırada arkadaşlar. İlk sırada karbonhidratlar, sonra yağlar, en son sırada da proteinler kullanılıyor. Dediğim gibi karbonhidratların ilk sırada kullanılma sebebi parçalanmasının kolay olmasından kaynaklanıyor. Aslında en az enerjiyi diğerlerine göre karbonhidrat veriyor ama parçalanması kolay olduğu için ilk sırada kullanılıyor. Peki proteinler neden en son sırada kullanılıyor enerji verme açısından? Arkadaşlar, proteinler bizim vücudumuzda en çok yapıya katılan moleküllerdir. Bu yüzden de vücudumuzda en son sırada enerji verici olarak kullanılır. Uzun süreli açlıklarda eğer karbonhidrat deposu bitmişse yağlara geçilir. Yağ deposu bir süre sonra bitiyor. Yağ deposu bittikten sonra proteinlere geçiliyor ama ilk önce tabii hangi proteinler kullanılıyor? İlk önce Eşeysel proteinler kullanıyor. Yani bizim eşeysel bezlerimizi oluşturan proteinler. Sonuçta e, üreme olayı canlılığın devamı için gerekli olan bir şey değil. Sadece neslin devamı için gerekli olan bir şeydir. Bu yüzden de eğer proteinlere kadar parçalama olayı gelmişse ilk önce eşeysel proteinler kullanılır. Daha sonra arkadaşlar diğer proteinler kullanılmaya başlanır. Zaten diğerleri kullanıldıktan sonra da açlıktan ölüm gerçekleşir. Evet. Karşılaştırmamız yaptık. Şimdi devam edelim. Ne dedik? Proteinler yapıya en çok katılan moleküllerdir. Özellikle arkadaşlar e, hücrenin yaklaşık %50'sini oluşturuyor ve birçok görevi var. Nedir bu görevler? Bir kere yapısal destek sağlar. Depolama görevi görür. Taşıma, sinyal iletimi, hareket savunma gibi görevleri vardır arkadaşlar. Birazdan bu tabloda zaten görevlerine örnekler vereceğiz. Evet. Bazı proteinler de hücrelerdeki kimyasal tepkimeleri hızlandırıyorlar. Biz bu proteinler arkadaşlar enzim diyoruz zaten enzimleri ayrı bir konu olarak işleyeceğiz. Bizim hücrelerimizde bulunan bütün proteinlerin kendine özgü üç boyutlu bir yapısı vardır. Bunu sağlayan da arkadaşlar proteinin polipeptit dizilimidir. Yani ilk böyle zincir dizilimidir. Birazdan yine ondan da bahsedeceğim. Peki proteinlerin yapı taşı nedir? Proteinler arkadaşlar amino asitlerden oluşur ve 20 çeşit amino asit vardır. Bu 20 çeşit amino asitin çeşitli kombinasyonlarla bir araya gelmesi sonucunda bizim proteinlerimiz oluşuyor arkadaşlar. Evet şöyle proteinlerin görevlerine bir bakalım. Bakın yapısal olan proteinler ne yapıyorlar? Destek veriyorlar. Mesela Böceklerde arkadaşlar işte pupalarını, örümcekler ise ağlarını yaparken ipek liflerini kullanıyor. Bakın ne yapıyor? Destek veriyor. Kolajen, elastin gibi proteinler yine hayvanlardaki bağ dokusunun lifsi ana maddesini oluşturuyor. Yine keratin protein arkadaşlar saç, boynuz, tüy gibi yapılarda yer alan proteinlerdir. Bunlar ne yapıyor? Yapıya katılan proteinler. Destek veriyorlar. Depo proteinleri var. Bunlar da amino asitlerin depolanmasını sağlıyor. Mesela örnek verelim yine. Şurayı sileyim yumurta hakkında bulunan ovalbumin dediğimiz protein arkadaşlar yumurta bir protein kaynağıdır oldukça güçlü bir protein kaynağıdır. Yine işte süt proteini olan kazeyin arkadaşlar yine temel amino asit kaynağıdır bizlerde yine bitkilerdeki depo proteinleri de tohumlarda bulunuyor arkadaşlar yani depo görevi olarak da kullanılıyor. Taşıyıcı proteinlere baktığımızda mesela bizlerde e, omurgalı hayvanlarda arkadaşlar hemoglobin dediğimiz bir protein var değil mi? Ne yapıyor hemoglobin? Vücutta oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlıyor kanın içerisinde ve demir içerir hemoglobin. Yine başka proteinler vardır arkadaşlar. Bunlar da hücre zarlarından bazı moleküllerin aktarılmasını sağlıyor. Taşıyıcı proteinler var. Hücre zarının yapısını anlatırken bahsedeceğiz. Taşıyıcı proteinler de yine taşıma görevinde e, kullanılır hormon proteinleri var. Bunlar da arkadaşlar mesela insülin, glukagon gibi hormonlar. Bunlar ee, hormon olan proteinlerdir ve vücudumuzda çıkan şekerinin işte düzenlenmesini sağlayabiliyor. Yine vücudumuzun hızlanıp yavaşlanmasını sağlayabiliyor. Oldukça önemli proteinlerdir. Yine reseptör proteinler var. Mesela ee, hücre zarının etrafına yerleşmiş olan, hücre zarının bazı bölümlerine yerleşmiş olan glikoprotein gibi yapılar vardır. Bunlar ne yapıyor? Kimyasal sinyalleri alıyorlar arkadaşlar. Bu sinyalleri hücre içerisine aktarıyorlar. Ya da işte maddelerin, hücrelerin tanınmasını sağlıyor. Bu şekilde reseptör proteinlerde bulunuyor. Kasılma proteinleri var. Bunlar hareketi sağlıyor. Mesela aktin, miyozin. Bizlerde kaslarımızda bulunan aktin ve miyozin. Yine başka proteinler vardır. Sil ve kamçı dediğimiz arkadaşlar... Eee bakterilerde veya işte paramesyum gibi ökaryotlarda bulunan ve kamçı vardır. Bunlar ne yapıyor? Dalga şeklinde hareketinden sorumludur arkadaşlar kasılma proteinleri. Savunma proteinleri vardır. Bunlar da hastalıklara karşı savunuyorlar. En bilinen protein zaten anti e, antikorlardır. Bunlar bakteri ve virüsleri yok ediyorlar. Bir de enzim proteinleri vardır. Bunlar da kimyasal tepkimeleri hızlandırıyor arkadaşlar. Bu şekilde bizler proteinleri böyle görevlerine göre kısaca bir e, baktık. Geçelim yapısına. Şimdi arkadaşlar polipeptit dediğimiz bir molekül vardır. Nedir polipeptit? Çok sayıda aminasitin yan yana gelerek oluşturduğu düz zincire biz polipeptit diyoruz. Bu polipeptit birçok aminasitin yan yana gelmesiyle oluşan bir polimer. Hani biz zaten makromolekülleri anlatıyoruz ya. Yağlar bir polimer değildi. Çünkü yağların yapısında sadece 4 tane molekül vardı. Trigliseritleri düşündüğümüz zaman. Ama e, karbonhidratlardan polisakkaritler. Yine polipeptit dediğimiz proteinler birer polimerdir. Çünkü çok sayıda yapı taşının bir araya gelmesiyle oluşuyor. Arkadaşlar amino yapısına baktığımızda amino asitte hem amino grubu hem de karboksil grubu bulunur. Ortada bir karbon atomu vardır. Karbon kararlı hale gelmek için 4 bağ yapıyordu. Bu bağlardan bir tanesine hidrojen bağlanır, bir tanesine amino grubu bağlanır, bir tanesine karboksil grubu bağlanır. Son olarak arkadaşlar bir de R grubu dediğimiz değişken grup vardır. Bu R grubu aminastin çeşidini belirliyor. R'ye ne bağlanıyorsa ona göre aminastimiz çeşitleniyor ve doğada kaç çeşit var dedik 20 çeşit. O zaman R grubu 20 çeşit olabilir değil mi? Ee, R grubuna göre de çeşitli oluyor. Burada aminastitlerle ilgili şunu söyleyeyim bakın şuradaki iskelet bütün aminastitlerde aynı. Sadece R grubu değişkenlik gösterir diğer kısmı aynıdır arkadaşlar. Ee, bu amino asitlerde bulunan yan zincirler, bunların fiziksel ve kimyasal özelliklerini yan zincirler dediğimiz, buradaki R dediğimiz değişken molekül, o amino asitin kendine özgü davranışını belirliyor arkadaşlar. Asit mi olacak, baz mı olacak? Buna özgü bir davranış belirliyor. Şimdi biz burada bir amino asit çeşitlerini görelim. Bunların direkt olarak isimlerini bilmenize gerek yok. Ben sadece birkaç tane örnek göstereceğim size arkadaşlar. Direkt isimlerini bilmenize gerek yoktur. Bizim isimlerini bilmemiz gereken bazı amino asitler var. Onları da zaten protein sentezine geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. Şimdi amino asit çeşitleri arkadaşlar, bir polar olmayan amino asitler vardır. Bunlar apolar yani amino asitler. Bakın, bu. Ee, Mesela R grubu yerine ne, ne bağlanmış NH3 bağlanmış bakın amonyak bağlanmış arkadaşlar şey pardon yanlış burası NH2 burada şey e, resim böyle biraz bulanık olduğu için o yüzden oradaki 2'yi göremedim yanlış yeri gösterdim ben şu beyazlı yerleri göstermek istiyorum mesela bunda hidrojen bağlanmış. Bunda CH3 bağlanmış arkadaşlar. Bunda yine farklı bir molekül bağlanmış. Bu moleküller ne yapıyor? Polar olmayan amino asitleri oluşturuyorlar. Daha sonra bakın polar amino asitler vardır. Polar amino asitlerde mesela yine farklı farklı bileşikler yine bağlanmış polar amino asitlere de ve elektriksel olarak yüklü olanlar, asidik olanlar vardır, bazik olanlar vardır. Asidik olanlar mesela aspartik asit arkadaşlar burada bakın beyaz olarak gösterilen yerde R grubunu göstermiş. Yine aynı şekilde glutamik asit bu da yine elektriksel olarak asidik olan amino asitlerdir. Peki baziklere bakalım. Zaten 3 tane de bazik amino asitimiz var. Lizin amino asidi, arjinin amino asidi ve histidin amino asidi. Bunların hangisinin asidik, hangisinin bazik olduğunu dediğim gibi bilmenize gerek yok. Sadece amino asitler 3 çeşit olabiliyormuş. Polar olmayan, polar olan ve elektriksel olarak yüklü olanlar oluyormuş arkadaşlar. Bunları bilmeniz yeterlidir. Şimdi amino asitler yan yana gelirken, gelirken aralarında peptit bağı kurarlar. Peki bu peptit bağını nasıl kuruyorlar? Arkadaşlar birinci amino asitin karboksil grubu ile Diğer amino asitin amino grubu birbirine yakın olduğu zaman dehidrasyon tepkimesini katalizleyen bir enzim var. Bu enzimle birbirine bağlanıyorlar. Ortaya bir kovalent bağ çıkıyor, biz bu, bu bağ ne diyoruz? Peptit bağı diyoruz. Polipeptit zincirinin bir ucunda amino uç, o yüzden N terminal denir. Diğer tarafında ise karboksil uç bulunur arkadaşlar, buna da C terminal. Şimdi bakın, ben size mantık olarak şöyle göstermek istiyorum peptit bağını. Şimdi bizim iki tane amino asitimizin yan yana gelmesi lazım, değil mi? Ne dedik? Amino asitlerde şöyle kalınla yazalım. Bir tane karbon atomu var dedik. Şöyle. Karbon atomuna bağlı ne vardı? Hidrojen vardı. Amino grubu vardı. Karboksil bir de R grubu. Şimdi ben bu karboksil grubunu şöyle açmak istiyorum. OH şöyle H. Bu şekilde açtım. Diğer amino asitimizin de şöyle yanına hemen diğer amino asiti de yapalım. Yine karboksil grubu buna bağlı. Sonra hidrojen R. Buradaki de amino grubunu açacağım arkadaşlar. Şöyle NH2'yi de açtık. Şimdi bakın ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar birbirlerine yaklaştığı zaman yaklaştığı zaman burada bir enzim var. Bu enzim dehidrasyon tepkimesini gerçekleştirerek şuradaki OH ile buradaki hidrojeni birleştiriyor. Ve açığa bir molekül su çıkıyor. Ve kovalent bir bağ kuruluyor arkadaşlar. Biz bu bağ ne diyoruz? Peptit bağı diyoruz. Peptit bağları bu şekilde birçok aminoasitin yan yana gelmesiyle oluşuyor ve polipeptit zinciri dediğimiz zincirler oluşuyor. Şimdi bir taraf bakın bir ucu aminonun grup bulunduğu uçtur. Şu uç başlangıç kısmı. Biz buraya N terminal uç diyoruz. N terminal. Diğer tarafta da arkadaşlar bakın karboksil grubunun bulunduğu kısımdır. Buraya da ne diyoruz? C terminal uç diyoruz. Yani N terminal uç, C terminal uç dediğimiz e, kısımlar bu şekildedir. Bir tarafında amino grup bulunduğu için N terminal uç dedik. Diğer tarafta karboksil açıkta bulunduğu için C terminal uç dedik. Evet böylece peptit bağ oluşumunu da gördük. Yine burada şekil olarak da gösterelim bakın. Buradaki e, hidroj OH bunun hidrojeni birleşiyor. İkincisinin hidrojeni birleşiyor arkadaşlar. Su açığa çıkıyor ve peptit bağı kuruluyor. Yine tam tersi olursa eğer tepkimemiz Tam tersi olursa da ne olacak? Su birleşecek yani tepkimeye su gelecek, hidroliz gerçekleşecek ve amino asitler birbirinden ayrılacaklar. Evet şimdi gelelim şöyle. Ya burada da bakın amino uç yani N terminal 3 dediğimiz kısmı göstermiş. Burada da karboksil ucu göstermiş. Yani C terminal dediğimiz ucu göstermiş. Onları da mantığını anlattım zaten size. Peki Proteinlerin işlevine baktığımız zaman arkadaşlar bir proteinin işlevsel hale gelebilmesi için üç boyutlu yapısını kazanması lazım. Peki nedir bu üç boyutlu yapı? Üç boyutlu yapıya gelene kadar bir sürü yapıdan geçiyor. Bakın birinci yapı oluşuyor, ikinci yapı oluşuyor, sonra üç boyutlu yapısını kazanıyor. Hatta sonrasında dördüncü yapısı da var. Birinci yapıya biz primer yapı diyoruz. Primer yapı. Arkadaşlar primer yapı proteinin kendine özgü olan amino asit dizisidir. Yani bir sürü amino asit yan yana geldi. Şöyle yan yana geldiler. Bunların dizisine biz ne diyoruz? Birincil yapı diyoruz. Aslında bu yapı nedir? Bir polipeptittir. Polipeptittir arkadaşlar. Polipeptide birincil yapı diyoruz. Bizim proteinimizin işlevini bu birincil yapı belirliyor. Yani birincil yapıda gerçekleşen küçük bir değişiklik proteinin yapısını ve işleyişini bozabiliyor arkadaşlar. Mesela örnek vereyim bir tane. Bizim kırmızı kan hücrelerimizde oksijen taşıyan hemoglobin var. Bu hemoglobinin birincil yapısındaki bir aminoasitin değişmesi kalıtsal kan bozukluğu olan orak hücre anemisine sebep oluyor. Birazdan resim olarak da göstereyim. Göstereceğim. Normalde al yuvarlar şöyle disk şeklindedir. Ortası çukurdur hafif. Ee, bu hastalıkta ise arkadaşlar şöyle orak şeklini alıyor. Al yuvarlar. Dolayısıyla bu hücreler gidiyor ne yapıyor? Damarların böyle hani orak şeklinde ya damarların böyle kenarlarına tık e, takılıyorlar, takılıyorlar. Damarları tıkayıp kişinin ölümüne sebep olabiliyorlar. Bakın normal kan hücresi bu şekildedir ama orak hücre anemisinde bakın ne oldu? Orak hücreli bir yapımız ortaya çıktı. Yani böyle hastalıklara sebep olabilir birincil yapıdaki herhangi bir değişiklik. Gelelim ikinci yapımıza. İkincil yapıya biz sekonder yapı diyoruz. Sekonder yapı. Arkadaşlar sekonder yapı birincil yapının bazı katlanmaları sonucunda sekonder yapı oluşmaya başlıyor. Polipeptidin omurgasında arkadaşlar bazı zincirler kuruluyor. Bu zincirler kurulurken de hidrojen bağlarıyla kuruluyor tabii ki. Hidrojen bağları e, hidrojen omurganın yan zincirleri arasında değil omurgadaki atomlar arasında kuruluyor. Yani R grupları arasında değil de omurganın kendi içerisinde bulunan o karboksil işte amino grupları falan dedim ya hidrojen grupları. Orada arkadaşlar bu atomlar arasında hidrojen bağları kuruluyor ve ne oluyor? Sekonder yapımız oluşmaya başlıyor. Peki bunu belirleyen kimdir? Bunu belirleyen tabii ki birincil dizilimdir. Yani amino asitler yan yana geldiklerinde bu şekilde diziliyorlar ama sonuçta her bir amino asit birbirinden farklı. Bunlar aralarında bağ kurarken ona göre ikincil yapıyı da oluşturuyorlar. O zaman ikincil yapıda bizim bilmemiz gereken ne? Hangi bağ varmış ikincil yapıda? Hidrojen bağlarıyla kuruluyormuş ikincil yapı. Unutmayın. Şimdi iki çeşit eee ikinci yapı vardır arkadaşlar. Bir alfa helix yapı vardır. Bir de beta pilili tabaka dediğimiz yapı vardır. Şimdi alfa helix yapıda her 4 amino asitte bir hidrojen bağı kuruluyor alfa helix yapıda. Mesela lizozim enzimi arkadaşlar büyük oranda alfa helix yapıdadır. Beta pililiye baktığımız zaman ise burada Polipeptit zincirinin iki ya da daha fazla bölgesi birbirine paralel olacak şekilde diziliyorlar. Paralel olan kısımlar arasında da hidrojen bağları bulunuyor arkadaşlar. Bu hidrojen bağları bu yapıyı bir arada tutuyor. Beta pilili tabaka dediğimiz tabaka da bu şekilde oluşuyor. Mesela böceklerin ürettiği ipek beta pilili tabakadan oluşuyor arkadaşlar ve oldukça dayanıklıdır. Sonuçta ne oluyor bakın polipeptit zincirleri Şöyle paralel paralel dizildikleri için aralarında da hidrojen bağları kurulduğu için oldukça dayanıklı bir yapı haline alıyor. Bakın şu lizozim enzimidir. Birincisi alfa helix yapıya sahip. Burada da zaten ipek böceklerinin ürettiği ipeği gösterdik. Şimdi gelelim üçüncü yapımıza. Arkadaşlar üçüncü yapı kurulurken de farklı ee, bağlar yine ortaya çıkıyor. Burada aslında hani az önce dedik ya ikinci yapı kurulurken R grupları buna katılmıyor. Ama üçüncü yapıda arkadaşlar R grupları arasında bir etkileşim ortaya çıkıyor. Ve düzenli olarak tekrarlanmayan büklümler ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşünün mesela bir burada bir büklüm oldu sonra geliyor bir şurada büklüm oldu. Burada büklüm oldu. Bu şekilde böyle katlana 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 ne oluyor? Üçüncül yapı oluşuyor. Bu etkileşimlerden biri de hidrofobik etkileşimlerdir. Nasıl oluşuyor peki hidrofobik etkileşimler? Arkadaşlar bir polipeptit katlanırken hidrofobik yani polar olmayan amino asitler sudan uzaklaşacak şekilde proteinin iç kısmında kümeleniyorlar. Kümelendikleri anda ne oluyor orada bir üçüncü yapı ortaya çıkıyor ve aralarında disülfit köprüleri kuruluyor. Aslında bunun temel kaynağı ne? Su molekülünün davranışından kaynaklanıyor arkadaşlar. Sonuçta su nedir? Polar yapıya sahiptir. E, hidrofobik yani polar olmayan aminasitler sudan uzaklaştığı için de ne oluyor? Aralarında disülfit köprüleri kurularak üçüncül yapıyı oluşturuyorlar. Su molekülleri e, birbirleriyle ve proteinin hidrofilik kısımlarıyla yani suyu seven kısımlarıyla hidrojen bağı kuruyor. Ama polar olmayan kısmı ne yapıyor? Dışarıda bırakıyor. Bu şekilde üçüncü yapıyı oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Evet, disülfit köprüleri dedik kurulur. Bakın proteinin yapısı disülfit köprüleriyle ile kovalent bağları vardır arkadaşlar. Disülfit köprüleri dediğimiz kovalent bağlar bunlarla desteklenir. Bu köprüler neden disülfit köprüleri denilmiş? İki tane sistein e, amino asitinin arasında kuruluyor. Bu yüzden de iki tane kükürt molekülü yan yana geldiği için disülfit köprüleri denilmiştir arkadaşlar. Bakın hemen şekil olarak da gösterelim. Bakın burada mesela alfa heliksi göstermişiz. Alfa heliksten de bahsedelim. Alfa helikste bakın dikkat ederseniz heliks yapısı şeklinde yani şöyle yuvarlana yuvarlana gitmiş. Ama beta pililiye baktığımız zaman beta pililde böyle paralel bir dizilme var. Aralarda hidrojen bağları vardır. Alfa helix'te ise büklümler arasında bakın dikkat ederseniz hidrojen bağları vardır. Şimdi burada da disülfitleri göstereyim ben size. Normalde bu protein bakın polipeptit katlanırken bakın şurada hidrojen bağı oluşmuş. Bu alfa helix. Ama diğer tarafta bakın şuradaki kısımlar bakın sistein protein sistein amino asitleri yan yana geldikleri zaman disülfit disülfit köprüsü kurulmuş ve protein 3 boyutlu yapısını kazanmaya başlamış arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. O zaman tekrar edelim isterseniz. Birincil yapıda sadece peptit bağları var. İkincil yapıda arkadaşlar peptit bağlarına ek olarak hangi bağlar var? Hidrojen bağları var. Üçüncü yapıya geldiğimiz zaman disülfit köprüleri, disülfit köprüleri kuruluyor veya Van der Waals etkileşimleri de kurulabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakın burada yazmışız. Van der Waals etkileşimleri de kurulabilir. Yani üçüncü yapıya geldiğiniz zaman birçok yapıyı, bağı bir arada görebiliriz. Gelelim şimdi dördüncü yapımıza. Dördüncü yapı, şimdi biz üç tane yapıyı oluşturduk ki ya, üç boyutlu bir yapıyı. İki ya da daha fazla Polipeptit bir araya geldiği zaman dördüncül yapı oluşuyor. Normalde üçüncül yapıya kadarki kısımda tek bir polipeptitten oluşuyordu. Ama dördüncül yapıda iki ya da daha fazla polipeptit bir araya geliyor. Bakın mesela burada hemoglobin molekülünü göstermişiz. Hemoglobin molekülüne baktığımız zaman bakın arkadaşlar. 1 2 üç, dört tane polipeptit bir araya gelmiş. Üç boyutlu yapısı bir araya gelmiş ve hemoglobini oluşturmuş. Yine bunlar örnek olarak mesela kolajen arkadaşlar. Kolajen de yine aynı şekilde iki tane polipeptidin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla dördüncü yapıya sahiptir kolajen molekülü. Peki proteinlerin yapısı bozuluyor mu? Bozulur. Nasıl bozulur? Arkadaşlar yüksek pH veya düşük pH tuz derişiminin yüksek olması, sıcaklığın yüksek olması bunlara bağlı olarak proteinin yapısı bozuluyor. Biz bu olaya denatürasyon diyoruz. Denatürasyon geri dönüşümlü de olabilir. Geri dönüşümsüz de olabilir arkadaşlar. Eğer geriye dönüşüm olayı varsa renatürasyon denir. Geriye dönüşümüne. Renatürasyon. Ama genelde karşımıza denatürasyon olayı çıkar. Denatürasyonda Birincil yapıya hiçbir şey olmaz. Yani bu amino asit dizilimine hiçbir şey olmuyor. Sadece üç boyutlu yapısı bozuluyor. Üçüncül yapısı ya da ikinci yapısı bozularak protein artık işlev yapamaz hale geliyor. Mesela bir yumurtayı pişirdiğiniz zaman artık yumurtanın içerisinde bulunan o albumin proteini artık bizim için eski haline döndürülemez. Bu nedir? Bir denatürasyon olayıdır. Yine burada bakın tekrardan gösterelim. Bakın birinci yapımız polipeptidin amino asit dizisi. Şöyle birinci yapımız. Daha sonra bu birinci yapı ikinci yapıya dönüşüyor. İkinci yapı iki şekilde olabilir dedik. Alfa helix şeklinde olabilir böyle. Ya da beta pilil olabilir. Beta pilili de neydi? Paralel diziliyordu değil mi Zincirler Paralel dizilirken aralarında hidrojen bağı kuruluyordu. Alfa helix de ise helix şeklinde. Yani böyle yuvarlak şekilde oluyor. Ve e, helikslerdeki büklümler arasında hidrojen bağları kurularak bir arada tutuluyordu. Üçüncül yapıya baktığımız zaman disülfit köprüleri oluşuyordu arkadaşlar üçüncül yapıda. Üçüncül yapı daha böyle katlanmış haldedir ama dördüncül yapıda birden çok polipeptit yan yana gelerek dördüncül yapıyı oluşturuyor. Evet böylece proteinlerin genel yapısını anlatmış olduk. Yani birinci yapısını ikinci yapısını oradaki bağlar önemli. Bağları aklınızda tutmanız yeterlidir. Bir de alfa helix ve beta pililinin ne olduğunu hangi basamakta ortaya çıktığını bilin arkadaşlar. İkinci yapıda ortaya çıkıyor. Yani sekonder yapıda ortaya çıkıyor ve alfa helix adı üstünde helix şeklinde. Beta pilil ise paralel şekilde onu da aklınızda tutalım. Proteinlerle ilgili son olarak şaperonlardan bahsetmek istiyorum. Aslında şaperon da nedir? Bir proteindir. Ama nasıl bir protein? Arkadaşlar, proteinlerin doğru katlanmasına yardımcı olan proteinlerdir. Yani şaperonlar aslında proteinlerin katlanmasını sağlamaz. Sadece ne yapıyor? Katlanma sırasında polipeptidin etraftaki kötü etkenlerden uzak tutuyor. Polipeptidin yapısını belirlemiyor ama şaperonu unutmayın. Polipeptidin yapısını katlanmasını kim belirler? Birincil yapı belirler. Tamam mı? Bunu unutmayın. Mesela burada bir şaperon göstermiş. Bakın burada katlanmamış bir polipeptit var arkadaşlar. Şaperon dediğimiz yapı. Bakın şurada şapkası var şaperonun. Şapkanın uç kısma tutunmasıyla silindirin biçimi değişiyor ve polipeptit ne yapıyor? Katlanmaya başlıyor arkadaşlar. Bir ortam oluşturuluyor. Daha sonra doğru bir şekilde protein katlanarak dışarıya çıkıyor. Şapkada açılmış oluyor arkadaşlar. Şaperon dediğimiz yapı budur. Proteinlerin doğru bir şekilde katlanmasını sağlar. Etrafındaki kötü etkenlerden uzak tutar. Yani izole bir ortam gibi düşünebilirsiniz şaperonları. Evet böylece proteinleri de anlatmış olduk. Bir sonraki videoda nükleik asitleri anlatacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.